ICT Medya TV'den herkese iyi sabahlar. Bugün 12 Ekim Çarşamba, ben Erkan Soylu, sabah gündemiyle sizlerleyiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayında cari açığın 3,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece yıllık cari açık 40,9 milyar dolar seviyesine yükselerek 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 200 bin mükellefe yönelik incelemeleri sonucunda geçtiğimiz yıl 28.845 mükellefin kira gelirini belirleyemediği veya eksik beyanda bulunduğu belirlendi. Vergisel yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5.589 emlakçıdan 683'ü riskli olarak değerlendirildi. Sabancı Holding, yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri alanlarına yatırım yapmak için iki yeni şirket kurdu. Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin ABD merkezli fon yönetim şirketi Safer Partners ile fonlara ve girişimlere ortaklık yapacağı, Delivery merkezli Sabancı Renewables ise güneş enerjisi projeleri hayata geçirileceği aktarıldı. Meta, geçtiğimiz yılın başında tepki toplayan WhatsApp kullanıcı sözleşmesi güncellemesiyle ilgili 4054 sayılı kanunun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Rekabet Kurulu'nun açtığı soruşturmada ifade verdi. Temsilcilerin güncellemenin yanlış anlaşıldığını savunurken nihai kararın 15 gün içinde açıklanacağı bildirildi. ICT Medya TV'den sabah gündemini aktardık. Gün özetiyle görüşünceye dek hoşça kalın.